Kontestin sonucunu bekliyorum. Ben arıyorum açık. Gece çok ateşim var. Uyuyamadım. Çok kötü. Saat şu anda 3 falan oldu ve benim test sonucum geldi. Bir şey de bul ya. Bir tane sor. Suci benim mi? Suci benim mi? Canlarım günaydın. Aylar sonra yepyeni bir vlogla karşınızdayım. Şu anda evdeyim, saat 10 falan. Fakat benim için bugün çok erken başladı. Hatta bugün değil, hala düne devam ediyorum. Hayatımda geçirdiğim en kötü gecelerden bir tanesiydi. Belki de en kötü geceydi. Sabah 6-6.30 gibi hastaneye gittim. Serum yedim. Bir tane iğne yedim. İki kolumdan da damar yolu açtılar. 4 tüp kan verdim. PCR testi yaptırdım. Neler neler oldu. Hepsini anlatacağım sizlere. Hatta şu anda da PCR testimin sonucunu bekliyorum büyük bir merakla. Yani şu an görmüş olduğunuz bu Burak Güngör COVID olabilir. Evet, sonucunu bekliyorum. Fakat öncesinde eğer bu tarz vlogların daha sık gelmesini istiyorsanız, tekrardan böyle bol bol vlog gelsin istiyorsanız, aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bakın size kimi göstereceğim şimdi. Dayana. 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 Babiş. Babiş. Selam ver bakayım insanlara. Arkadaşlar, bu Dayana. Instagram'dan beni takip edenler zaten Dayana'yı çok öncesinde gördüler. Fakat Instagram'dan takip etmeyenler için de şu anda anlatayım. Hatta Instagram'ı da verdim ekrana. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın böyle şeyleri kaçırmamak için. Dayana 6 aylık bir bebekti ve birileri sokakta bulmuştu onu. Böyle işte kan içindeymiş falan. Sanırım düşük yapmış erken yaşta hamile kalıp. Ben de onu veterinerde gördüm. Sonra bir arkadaşım dedi ki bana, al bunu dedi. Alex ile iyi anlaşır dedi. Hem dedi Alex'e dedi arkadaşlık eder dedi. Neredesin? Ve geldiğinden beri evin altını üstüne getirdi gerçekten. Şöyle göstereyim size. Gerçekten inanılmaz bir kedi. Alex ile alakası yok. Her yere çıkıyor. Her yerde. Her yerde. Evin her yerinde. Yani gece mesela... Bak bak. Şu yaramazlık yapıyor. Gözlere bir bakın. Dayana. Dayana. Ne yapıyorsun babacığım? Ne yapıyorsun babiş? Babiş. Babiş. Neyse işte ne diyordum, ben Alex'e alıştığım için, Alex çok uyusal bir kedi yani, Alex bir yerde yürürken bile bir şeyi devirmemek için ayaklarına bakarak yürüyen bir kedi. Fakat bu fırlama, yani şuna bir... Wow. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak şuna bir bakayım ya. Bu fırlama Alex'in tam tersi yani, abi mutfak dolaplarının üstüne falan çıkıyor. Mesela gece kapım açık yatamıyorum artık yatak odasında. Çünkü geliyor, yatağın başına çıkıyor. Yatağın başından benim kafama balıklama atlıyor. Burnumu ısırıyor, saçlarımı ısırıyor. Elimi zaten ısırıyor. Ama alışmaya çalışıyorum kendisine. Bu arada bakın, şimdi size doktorun verdiği ilaçları göstereyim. Fakat tabii ki bunlar COVID pozitif ilaçlarım değil. Yani COVID pozitif çıkarsam test sonucunda muhtemelen daha farklı ilaçlar verecek. Wow. Evet, saatler sonradan merhaba. Saat şu anda 3 falan oldu ve benim test sonucum geldi. Şimdi bakacağım, büyük bir sürpriz. Heyecanlıyım. Test sonucumun geldiğinde hastane sonucunuz çıktı diye bilgi verdi. Oradan biliyorum. Hemen e-nabıza giriyorum ve gergin dakikalar başlasın. Aha. Arkadaşlar, negatifim. Bu konuda çok nettim. %99.9 COVID'im falan diyordum. Çünkü bütün belirtileri taşıyordum. Fakat negatif çıktım. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Yani 15 gün eve kapanmak demek beni çok etkileyecek bir durum olacaktı. Zaten kanaldaki izlenmelerdeki düşüşün farkındasınızdır. 2 aylık verdiğim ara algoritma olarak kanalımı mahvetmiş durumda. Ve benim dış çekimlere en çok ihtiyacım olan dönemde eğer 15 gün eve kapanmak zorunda kalsaydım, gerçekten bu beni çok etkileyecek bir durum olurdu. Fakat Allah korudu. Yine Allah'ın sevdiği kuluymuşum. Bir kez daha. Wow. Dayana. Kırmızı elbiseli. Evet, şimdi biraz olayı detaylandırayım. Aslında hiçbir şey yoktu. Yani gerçekten hiçbir şey yoktu. Gayet sağlıklıydım ben dün. Ta ki akşam olana kadar, saat böyle 8 gibi falan, benim yutkunurken boğazımda bir acıma başladı. Bir de kendimi böyle hafif halsiz, ateşlenmeye de çok müsait hissettim. Ama ateş, yani ateşim yoktu. Sadece ateşlenmeye müsait olduğumu farkındaydım. 12.30 gibi falan yatmaya karar verdim. Yatağa geçtim. Bir sıcak bastırdı önce. Ama yine böyle çok bozuntuya vermedim. Dedim uyuyabilirim. Ben böyle çok inat edip uyuyamadığım dönemlerde genelde podcast
podcast açıyorum ya da İlber Ortaylı'nın tarihiyle alakalı bir konuşmasını falan açıyorum YouTube'dan 2 saatlik. Daha 12-13. Dakikada zaten uyku moduna geçmiş oluyorum. Gerisini hatırlamıyorum genelde. Fakat dün öyle olmadı. 2 saatlik konuşmanın hepsini an be an izledim. Ya sanki İlber Ortaylı yanımda konuşuyor gibiydi. Ondan sonra ne oldu derseniz ateşim iyice tavan yaptı. Sabah 7'ye kadar falan direndim. Fakat sabah 7'de dedim ki tamam Burak uyuyamıyorsun. Dedim sen bir git babacım acile. Sarı bir tane serum var. Zaten fotoğraf da attım Instagram'a onunla. Sen dedim o serumu bir ye. O serumu bir ye. Çünkü o serum sana iyi geliyor Burak dedim ve gittik. Serum yedim. Ne oldu derseniz hiçbir şey olmadı. Serumu yedikten sonra aş gibi kendime geldim. Evime geldim. Bir mis uyku çektim birkaç saat. O arada da zaten gördüğünüz Covid testimde negatif çıktı. İşin özeti gayet mis gibi. Aranızdayım şu an. Gidip bakar mısın ya? Durum bu yani. Bu arada... Bir saniye şu arabayı bir düzelteyim, devam edeceğiz muhabbeti. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Türkiye'de şu an bence, bakın şaka yapmıyorum. Kimse mutlu değil ya. Hiç kimse mutlu değil şu an. Yani şöyle, herkes çok sinirli, çok gergin. Gereksiz bir gerginlik var herkesin üstünde. Yani bu hafta özellikle gittiğim kafelerde, gittiğim yerlerde falan çok denk geldim buna. Herkes çok gergin ya. Herkes birbirine böyle sallamaya, birbirine sarmaya yer arıyor. Sonumuz ayrı olsun. Evet, şimdi biz şu ürünleri bulalım. Ürünleri bulduktan sonra bir ofise gideceğim büyük ihtimalle. Çünkü görüşmem gereken, konuşmam gereken, gönlünü almam gereken kişiler var. Bayağıdır yokum dışarıda. Ondan sonra gece sonunda tekrardan eve gelirim. Abi Covid olmaman çok iyi oldu ya. Bu arada yarın Merve Yalçın'la bir çekim yapacağız. TikToker'larla her şeyi konuştuk serimiz tam gaz devam edecek. Yok mu? İkisi de mi yok? Yok. Bir şey de bul ya. Bir tanesi. Sucu benim mi? Sucu benim mi? Korkarım ondan. Şu an. Evet, net. Sanki kadraj biraz bu tarafa bakıyor gibi ama. Yok, sana ben gözüküyorum değil mi? Ya verdim kamerayı eline, dedim ki bir yol mol çek dedim, bir detay çekim yap dedim. Çekimi şöyle yapıyor kameranın. Burada da bir tane stat var. Aa, net değil, bulanıklaştı bu. Yap bakayım bir kere, korkarım ondan. Hayır, yapacağım. Yap bir kere yap. Ama orada küfür ediyor. Tamam et, ben sansürlerim. Abi sığır mıdır? Tasın tasın. Korkarım ondan. Korkarım ondan. He. Trabzon. Ne oldu? Benim anne tarafı da Rizeli. Wow. Merhaba arkadaşlar, ben Burak Üngör. Peki bu home safe mevzusu ne oldu abi? Onu hiç bilmiyorum abi. Onu sen sardın başımıza. Hadi izleyelim bakalım ne demiş. Ana mani hab eşarik hayil meşkele ala sosyal medya. Şükran lekil insan. O paylaştığın video diyor. Özel diyor, bana özel ve aileme özel diyor. Madem sana özel, o videoyu niye paylaşıyorsun? Annem çok sinirlendi. Aşırı sinirlendi, boş yapıyor abi. Dur, devam edelim. Arkadaşlar beni kıza karşı boşuna doldurdunuz ya. Kız hiçbir videoda benim hakkımda bir şey dememiş. Yani dediyse de silmiş o videoyu. Eğer dediği bir video varsa bana atın, ben izleyeyim. Benim hakkımda bir şey dememiş. Yani tam düşündüğüm gibi çıktı. Finale doğru zaten ben söylemiştim bu kızın amacı büyük ihtimalle izlenme diye. Bence o şekilde. Öyle. Boş yapma. Gerçekten boş yapma. Çok gergin. Çok gergin. Haydi yalla. Allah, şimdi bana tokat atacak diye korkuyorum. Korkarım ondan. Ben de gerçekten konuşmam. Şimdi cosplay'ini yapıyorum fotoğrafın. Fotoğrafımı koyma. Çok kötü. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Lütfen yorumlar kısmından yazın. Az önce görmüş olduğunuz o fotoğraf gerçekten bu kadar abartılacak kadar kötü bir fotoğraf mı? Evet. Yoksa net olarak abartıyor mu diyorsunuz? Yorumlar kısmından yazın. Dur bakayım, telefon çalıyor gene. Efendim? Burak Bey merhabalar. Merhabalar, buyurun. Heh, tamam. İsterseniz şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Tamam. Bilgilere. Tamam. Tamamdır. Çok tamam, teşekkürler. Hoşçakalın. Nereye bakıyorduk? Hiç özel hayat yok, istemiyorum. Özel hayatımız kalmamış. Ne oldu ya? O fotoğraf ben değilim. İstemiyorum. Ha? Niye bu kadar canı sıkkın ki seni? Çok kötü bu fotoğraf, ifşa. Ne yayınlanıyor. Bak çok ağladım Burak.
Neden? Bunlar mutluluk gözyaşları. Eve doğru gidiyorum şu an. Kargom gelmiş, kargomu alacağım. Ondan sonra Vadi İstanbul'a geçeceğim. Vadi İstanbul'da o aradığım ürün var mı diye bakacağım. Sana siyaset çok yakışıyor Kanzi. Siyaset çekişiyor moruk. Moruk. Wow. Ne oldu ya? Senin de mi ateşin çıktı? Bağışıklık çökmüş kanka. Ne oldu Covid testin? Negatif. Harbi mi? Evet. Bunun neden olduğunu çok iyi biliyorsun. Biliyorum. Harika. Devam et ver. Futbol TV. Şimdi arkadaşlarımızla buluştuk. Biraz çay kahve muhabbet yapacağız. Oradan eve gideceğiz. Wow. Evet, ben şimdi AVM'den eve geldim. Çok güzel. Kendime ciciler aldım. Benim böyle ufak tefek rafine zevklerim var. Ucuz yollu alışverişler. Miniso'ya girdim. Aslında Miniso'dan eve çok fazla alışveriş yapan biri değilim ben, fakat şöyle bir bardak gördüm. Dedim ki ben bu kupayı almalıyım. Aldım. Tam tamam hadi çıkacağım derken bir tane daha bardak gördüm. Onu da gösteriyorum. Şu. Aşkım Spiderman'im. Dedim ki bu bardağı da almalıyım. Bunu da aldım. Ve gerçekten bardak gözümde bardak koyabileceğim bir alan yok. Sonra tam dedim ki bu kadar yeter. Dedim ki ya bir tane de farklı renk alayım. Bunu aldım. Yani işin özeti 3 tane bardak aldım. Tabii bununla sınırlı kalmadı. Şöyle bir defter gördüm yine Spider-Man'li. Çünkü gerçekten Spider-Man'e zaafım var çocukluğumdan beri. En sevdiğim süper kahraman. Gerçekten. Ya bir dakika dur. Dayana. Bir de bunu aldım. Bu da anahtarlık. Kısacası böyle güzel tatlı şeyler aldım. Şimdi ben yeni aldığım bu bardakları bir makineye atacağım. Bir yıkansınlar, temizlensinler. Sonra yemek söyleyeceğim çünkü çok acıktım. Sonra Dayana'yı veterinere indireceğim çünkü iğnesi var. Ondan sonra da bu videonun kurgusunu yapacağım. Bu videoda muhtemelen salı günü yani yarın, yani sizin için bugün yayına girmiş olacak. Dayana. Kırmızı başlık kız. Her şeyi almışım, ayranı unutmuşum. Evet. Şu an Çukur'u izliyorum. Geçen haftaki bölüm berbattı. Bu hafta biraz daha iyi yapmışlar. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Galiba Vartolu amcanın oğlu. Çünkü amcanın şurasında kırmızı bir kalem gördük. Aynısı Vartolu'da da var ve o kadar yakın plandan çekmeleri bana biraz onu çağrıştırdı. Böyle basit vurgulara da Çukur'da fazlasıyla alışığız. O yüzden bence Vartolu amcanın oğlu olabilir ki amcanın olan zaafını da görüyoruz zaten. Çukur analizde yaptığımıza göre gerçekten dolu dolu bir vlog oldu diyebilirim. Wow. Evet, saat şu anda gece 12 ve ben veterinerdeyim. Şaşırdık mı? Hayır. Neden? Çünkü Dayana'nın antibiyotik aşısı varmış. Gece baba gidiyor antibiyotik aşıya. Bir dahaki gece de Dayana gidiyor. Bu arada tekrardan şu an ateşim var gibi hissediyorum. Bu nereye kadar gidecek böyle bilmiyorum. Oğlum test daha sabah oldum lan. Negatif. Negatif. Bakteri var büyük ihtimalle vücudumda. Dayana neden antibiyotikli iğne olacak derseniz de Dayana'yı kısırlaştırdık arkadaşlar. Çünkü orantısız bir büyümeye gerek yok dünya üzerinde ve Alex'le beraber yavruları olsaydı bunlara ben sağlıklı bir şekilde bakabileceğime inanmıyordum. Aynı zamanda onları da böyle birine emanet etmek çok da mantıklı değil. Çünkü yani her ne kadar alan kişi çok istekli gibi gözükse de iki tane perdeyi kestiği zaman sokağa atabiliyor. O yüzden Dayana'yı kısırlaştırdık. Hatta eğer böbrek değerleri müsaade ederse onunla alakalı da profesörden bilgi bekliyoruz. Alex de kısırlaşacak. Burada şimdi beni sakın linçlemeyin. Çünkü bazen sosyal medyada bu tarz konular linç edilebiliyor, biliyorum. Hayvanlar eğer çiftleşmiyorsa kısırlaştırılmaları daha sağlıklı. Yani bunu hem araştırdım hem de sordum veterinerlerimize. Doğru muyuz? Doğruyuz. Çünkü çiftleşemeyen organ sıkıntı çıkarır. İşlemeyen demir paslanır. Dayana'yı da buradan sahiplenmiştim bu arada. Kanka şu dikişine de bir baksana. Çok altta zıplıyor, bir sıkıntı var mı ona bir bak. Hem aşkım çok masumlaşmışsın sen. Kısırlaştı. Ondan masumlaştın sen. Seni ham mı yaptı da? Ama bence bırak bu şey olsun. Bunun renklerini al birkaç tane. Elbise alacaksın. Sağdın mı abi? Çünkü çok yakıştı ya. Aşırı güzel oldu yani. Allah'ım nasıl tatlı olmuş, nasıl tatlı olmuş. 840. Verirken yaptık. Bakın burada kim var? Yamık. Oğlum bu ne kilo? Yamuğu hatırlayanlar var mı eski videolardan? Kafası yamulmuştu. Bir tane de dişi kırıktı. 8-9 yaşındaydı. Tam 6 ay ben bu hayvanı sahiplendirmeye çalıştım. Kimse sahiplenmedi. Şu anda Migros'ta bakıyorlar bu hayvana ve dobiş gibi olmuş. 8-9 olmuş mudur? 8 olmuştur. Tek diş kırık, kafa yamuk böyle. Yamuk bakıyor. Çok da değil aslında. Çok lan. Niye? 7-8 kilo kediler mi? Nereye gitti o? Ben gidiyorum. Yamukla alakalı isteyen biri olursa, ki hiç zannetmiyorum, 6 ay denedim çünkü. Yani mail yoluyla, Instagram DM yoluyla bana ulaşabilir. Gerçekten tam bir ev kedisi. 5. Levent Veteriner Kliniği. Instagram'ını bırakıyorum. 7-24 açık.
şimdi eve gideyim. Evet, biz şu anda Dayan Hanım'la beraber eve geldik ve bu videoda burada artık sona eriyor. Çünkü gerçekten dolu dolu bir video olduğunu düşünüyorum ve gece bitti. Aynı zamanda veterinerde söylediğim gibi kendimi şu an yine ateşli hissediyorum. Yani muhtemelen bu gece bana yine haram geceler. Ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde uyuyacağız ya da olmadı gideceğiz tekrar serum yiyeceğiz. Vücudumda enfeksiyon olmasından nefret ediyorum. Çünkü ben ateşi olunca gerçekten uyuyamayan insanlardan biriyim. Bir ılık duş alacağım. Bu videonun kurgusuna oturacağım. Sonra da uyumaya çalışacağım. Bu arada 4 saatlik uykuyla falan ama. Eğer bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda şu an ekranda çıkan Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.